Ya Allah. Esselamu aleyküm. Sevgili öğrenciler. 2 Kasım 2020 Aleykümselam. sabahı. Hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Vay, Hilal'in sesi gür çıkıyor maşallah. Evet, bir tane arkadaş numarasını yazmış. Bize numara mı yapıyor? -542-201-18. Evet. Şu an katılım güzel gibi duruyor. 26 kişi olarak arkadaşlarımız gelmiş. Şöyle bir yoklama çekelim bakalım. Genellikle aynı kişiler mi yoksa yolunu şaşıran var mı? Evet. İsimler tanıdık. Evet, çekirdek kadroyla yola devam ediyoruz. Evet, her şey yolunda mı? Keyifleriniz nasıl? Küllü şey alame yuram. İyi, çok şükür hocam. Elhamdülillah hocam. Ali Haydar mı? Evet hocam. Senin şu resim ne oradaki öyle tuhaf bir adam var? Aynen hocam, Aykut abimiz. Aykut, senin abin mi? Yok hocam, manevi abimiz, öyle öz abimiz değil de. Ha, bayağı dikkat çekiyorsun. Enteresan bir tip. Öyle bakıyor bize. Biz de ona bakıyoruz. Evet. Şimdi arkadaşlar, bugünkü konumuz mevsimlere geldik. Evet. Yani son sınava kadar son 3 ünitemiz kaldı. Bugün de yaparsak bunu geriye kalıyor 2 ünite. Evet. Hocam, Buyur. derse başlamadan bir şey sorabilir miyim? Sor. Hocam dün ben son derse giremedim de işte dün akşam sistemden bakayım dedim ama sistemde yükledikleriniz sıfır olarak görünüyor yani yüklenmemiş sanki. Evet. O bu haftanın konusu olduğu için bugün açılmıştır o. Yükledim ama hafta gelmeyince açılmıyor. Bugün bakarsan açıktır. Yani dün işlediğimiz konu pazartesi işleyeceğimiz konu olduğu için erkenden gittiğimiz için yayına girmemiştir. Bir daha bakarsın muhtemelen vardır. Çünkü yükledim ben. Tamam hocam. Evet, El Kitab-ı Temhidi. Evet, hazırlık sürecimiz devam ediyor mu? Arapçaya hazırlandık mı? Isındık mı? Nasıl? İstek, arzu, bak hazırlık kitabı bitiyor. Yeteri kadar Zorlanıyoruz hocam. ısınmadıysanız girdiğiniz zaman ne olur? Kramp girer. Ne olur? Sıkıntı yaşarsınız. Evet, bu hazırlık sürecini iyi değerlendirin. İki kitap boyunca. Şu an birkaç ünitemiz daha var. Onlar bittikten sonra hazırlık süreci bitiyor. Yani siz üniversitenin hazırlığını okuduğunuz gibi Arapçanın da hazırlığını okuyorsunuz. Şu an o aşamadasınız ve yavaş yavaş bu süreç bitiyor. Evet, Ed-dersü s-salis. Ed-dersü s-salis. Evet. Üçüncü dersimiz. Tabii burada sıra sayıları kullanıyor. Bugün de kısmen sıra sayıları var, çok olmasa bile. Saatlerde de görmüştük. Saat olsaydı bu es-sa'atu s-salise olacaktı. Şuraya kapalıta ekliyorduk. Evet, bu ders sıralamalarını sıra sayı şekilleri de öğrenebiliriz. Evet, aksamus sene. Evet, senenin bölümleri. Aksam kısımdan geliyor arkadaşlar. Kısım Türkçe'de biliyorsunuz bölüm demek. Senenin bölümlerinden kasıt ne olur? Mevsimler olur. Diğer bir adıyla şurada yazıyor arkadaşlar. Faslün, faslün, fusul. Fusul bu mevsim demek. Tabii faslın bir anlamı sınıf demek. Bir anlamı mevsim. Nasıl sınıf okulda bir bölüm ifade ediyorsa fasıl da senede bir bölüm ifade ediyor.
Hatta mevsim kelimesi bile kullanılıyor. Mevsim. Yani kısmın, faslün, mevsimün hepsi bu anlama gelebilir. Onun dışında el-eyyem, yevmün el-eyyem, şehrun, eşhur, aylar ve faslun fusul. Yani bu üç zaman dilimi üzerinde duracağız. Tabi bunlar kırık çoğullar. Bunları kırık çoğullara kaydedebilirsiniz. Evet, şöyle mevsimlere geçmeden önce bir giriş yapalım bir müzikle. Şu ekranımı çizen arkadaşımız temizlerse ekranımızı. Evet, şu mavi birine ait. Sene arba fusul fusul sene arba fusul fusul sene arba fusul fusul sene arba fusul faslu şite ve faslu rabi' faslu sayf ve faslu harif faslu şite ve faslu rabi' فصل الصيف وفصل الخريف فصول السنة أربع فصول فصول السنة أربع فصول فصول السنة أربع فصول فصول السنة أربع فصول في فصل الشتاء تتساقط الأمطار في فصل الربيع تتفتح الأزهار في فصل الصيف يكون الجو حار في فصل الخريف يسقط ورق الأشجار فصول السنة أربع فصول فصول السنة أربع فصول فصول السنة أربع فصول فصول السنة أربع فصول فصل الشتاء وفصل الربيع فصل الصيف وفصل الخريف فصل الشتاء وفصل الربيع فصل الصيف وفصل الخريف فصول السنة أربع فصول فصول السنة أربع فصول فصول السنة أربع فصول فصول السنة أربع فصول في فصل الشتاء تتساقط الأمطار في فصل الربيع تتفتح الأزهار في فصل الصيف يكون الجو حار في فصل الخريف يسقط ورق الأشجار فصول Evet, böyle devam ediyor. Senenin mevsimleri dörttür diyor. Her bir mevsimde ne olur? Onu bize izah ediyor. Kışın yağmur yağar. İlkbaharda çiçekler açar, yazın hava sıcak olur, sonbaharda yapraklar dökülür gibi. Evet, şimdi kitabımıza girelim. Kelimatü ders. Evet, fasıl kelimesini söylemiştik. Hatta Türkçemizde fasıldan bir gece mi deniyor? Neden fasıldan bir gece olmuş olabilir? Evet, var mı öğrenci burada? Bakayım, varmış. Fasıl diyoruz. Herhalde gecenin içinde bir bölümü, bir kısmı neşelendirmesinden dolayı olabilir. Evet, sayf kelimesi. Videoda da izlediniz. Sayf nedir arkadaşlar? Yaz. Yaz mevsimimiz. Rihleteşşitâi ve sayf. Yaz ve kış yolculuğu. Harif. Sonbahar. Harif. Evet, bu da güz demek arkadaşlar. Yani sonbahar. Şu an nahnu fi faslil harif. Nahnu
fi fasl kharif. Lakin ahyanen keennena fi fasl sayf. Ahyanen keennena ne'işu fi fasl şitâ. Şitâ ise kış. 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 Şitâ. Rihlete şitâ ve sayf. Rabî'. İlkbahar. Evet, bu ilkbahar. İlkbahar. Evet, Rabi Erba rakamını hatırlatıyor sanki. Rabi Erba'a dördüncü mevsim. Yani mevsimi yazdan başlatıyor. Yaz 1, Harif 2, Şita 3, kapanışta 4. Rabi. Evet, Rabi Erba'yı gördük buna benzer. Bununla ilgili, 4 ile ilgili gördüğümüz şeyler neler? Kim hatırlayacak? Bir, Erba'yı gördük, 4. Başka? İlkbaharı gördük. Yok, Rubu. 4 rakamıyla ilgili. Rubu. Evet, Rubu. Rubu'yu gördük çeyrek değil demek. Mi? Rubu, çeyrek demek. 60'ı 4'e bölersek Rubu oluyor. Başka? Hatta şöyle yapayım, daha net olsun. Evet. 4 ile ilgili neleri gördük arkadaşlar? Bir erba'a. Erba'atun 4 demek. Rubu'un çeyrek demek. Saatlerde errabi'a ne demekti? Saat 4 demekti. Bir de ne var? Rabi'ye. Bunu gördük. Evet, erba'a 4 demek. Rubu 15 dakika, yani çeyrek. Rabi'a saat 4 veya 4. demek. Rabi ise ilkbahar. Erba. Evet, bakın, bir taşla 4 kuş. Nasıl bir mantık kurdum? Bu mantıkla ne yapıyorsunuz? 4 kelimeyi zihninizde bir yerde topluyorsunuz. Bu mantıkla 4 kelime değil, 1 kelime ezberliyorsunuz. Hocam. Doğru değil mi? Evet, bugün gençlerden ses çıkmıyor. Doğru hocam. Evet hocam. Evet. Yani kelimeler arası mantıksal ilişkiler kullanabilirsiniz. Evet, Rabi' dedik, ilkbahar. Evet, yumdi. Açtı gözünü, açtı ağzını, yumdu gözünü mü vardı? Yumdi. Vakit evet, geçirmek hocam. Bu arkadaşlar. Emda yumdi, vakit geçirmek için kullanıyoruz. Cev hava, zehratün, zehra. Aramızda zehra var mı? Zehra. Daha önce söylemiştik sanki. Zehra ne demek? Zehra Aydın var. Çiçek demek hocam. Vay Zehra, sen bir çiçeksin o zaman. Yani çiçeğin ismini taşıyorsun üzerinde. Evet hocam. İyi maşallah. Çok güzel. Zehra. Zehra'yı da işte Zehra arkadaşımızdan ilişkilendirerek unutmayın. Unutan Zehra'ya sorsun. Sen kimsin diye. O da çiçeğim desin. Evet. Har. Har. Araba hararet yapıyor. Diyoruz. Ne yapıyor araba? Sıcak. Sıcaklık değil mi? Kaynıyor su falan. Har sıcak demek arkadaşlar. Hararet. Evet, teskutu. Sakata. Düşmek. Evet. Düşüyor. Aramızda top oynamayı seven kimdi? Ben severim hocam. Evet Rıdvan, hiç maçta sakatlandın mı? Vallahi hocam bizim değişik oluyor. Sakatlanma demeyeyim de. 2 dakika sonra iyileşiyorsun. Ha, geçici de olsa bir sakatlık yaşadığın an var. Genellikle ne zaman sakatlanıyoruz?
Böyle yere düşüyoruz değil mi sakatlanınca? Biri vuruyor, çarpıyor falan. Ayakta duramıyoruz. Sakat arkadaşlar, buradan mantık kurarsak sakata düşmek demek. Sakata gelmeyelim. Yani bulunduğumuz konumdan kötü bir duruma düşmeyelim. Evet, mesela hayvanların sakatatı var değil mi? Evet, sakatat ne? Hayvanlarda? Ciğer, dalak, böbrek. Kokoreç. Yani gözden düşürülen kısımlar değil mi? Yani gözden düşmüş sakatat. Yani çok işe yaramayan asıl parçaların yanında az bir fonksiyonu olan işte sakatat. Sakata buradan geliyor arkadaşlar. Bu kelimeyi bu kadar açıklamadan sonra unutacak bir baba yiğit var mı? Hocam bu kadar unuttuğunuz zaman ben sakatayı yine unuturum diyecek var mı? Hayır. Evet, Merve unutmam diyorsun değil mi? Unutmam hocam. Test ederim yakında seni. Edin bakalım, hocam. Bakalım ne olacak. Evet, matar. Evet, matar hangi kelimeyi çağrıştırıyor ilk bakışta? Daha önce gördüğümüz. Diren matar. Nasıl? Diren. Kıta. Çak. Matar diye bir kelime geçmişti. Hatırlıyoruz mu? Evet. Havaalanında bir mektup vardı. Havaalanında. Havaalanı diye. Bu kelime birbirine, bu ikisi birbirine çok karışır. Bu da yağmur demek arkadaşlar. Matar. Söylemiştiniz evet, bile... hatta bunu. He? Söylemiştiniz hatta bunu karışır diye. Evet. Dolayısıyla buna dikkat edelim. Selç. Kar. Daha önce neyi geçti bunun? Selç'le ilgili. Buzdolabı. Sellace tün hocam. Evet, sellace geçti. Bir de çizgi filmlerde ne geçti? Yazamadım ya. Müsellecet. Neydi müsellecet? Dondurma değil miydi? Evet, güzel. Dondurma. Evet, seç. Kar demek. Kar demek. Sellece buzdolabı demek. Müsellecet ise dondurma demek arkadaşlar. Bakın, bir taşla üç kuş vuruyoruz. Esibaha. Yüzme. Evet. Yüzmek, mastar bir kelime. Mastarlara yazabilirsiniz. Kim mastarlara ayrı bir sayfada not alıyor? Ben. Kim ben dedi de onu? De. Yakalayamadım. Esra Nur mu? Sümeyye hocam. Sümeyye. Ne kadar mastarın oldu şu ana kadar? Yani 3 sayfa bitti. 3 sayfa mastar mı yazdın? Hocam Erşat Hoca da şey yapmıştı, not atmıştı. Erşat Hoca'yla ne alakası var? Şeyi soruyorum. Masta, sadece mastarları ayrı not aldın mı? Evet hocam aldım. Arkalı önlü yani 3 sayfa değil. Küçük defter ya. Ha, küçük defter. Yaklaşık kaç evet. Mastar vardır? Yani bir 25 falan var hocam. Ha, iyi o aralıkta sadece mastarları topladın. Güzel. Evet. Leyl. Gece demek. Şarkımız var. Leylim ley, leylim ley. Duydunuz mu o şarkıyı? Evet. Ben duydum hocam. Bu yazın Sinop cezaevine gitmiştim de orada yatanlardan birinin şarkısıymış. O zaman dikkatimi çekti. Leylim ley. Leyle, Arapça ile bir alakası var mı? Evet. Bakın tatlı ses. Zülfü Livane hep seslendirmiş. Bir tanesinden şöyle şey yapalım bakalım neymiş. Leylim ley. Writing's not that easy, but Grammarly can help. This sentence is grammatically correct. Evet. Sinop cezaevine giden var mı aranızda? Sinoplu olan, Sinop'a giden. Evet, giderseniz o cezaevine Türkiye'nin meşhur cezaevlerinden Sabahattin Ali orada yatmış. Şiirleri var.
şiirleri şarkıya dönüştürmüş vesaire. İşte Cezaevi'nin ortamı görseniz dersiniz burada insan nasıl kalmış. İbretlik bir cezaevi. O zaman da dikkatimi çekmişti. Leylim'le geceyle bir alakası var mı? Yani geceleri mi anlatıyor artık? Bağlantı nasıl? Bilemedim. Ama sizce ne olabilir geceyle bağlantısı bunun? Uzun geceleri Seher mi bahsediyor? Seher yeğli falan diyor şarkıda, oradan bağlantı kuramaz mıyız? Nasıl? Seher yeğli diyor. Seher vaktinden. Yani şu olabilir, uzun geceler olarak her zaman zaten gece gibi. Mesela olarak. Hocam ayın şavkı vurur sazın üstüne diyor. He. Gece ay oradan da bir şeyler. Evet, var. Geceye yakın ifade değil mi? Seher gece bitiyor. Üçüncü kıtanın başı. Evet gördüm, ayın şavkı vurur sazın üstüne. Yani aslında nasıl bir mantık kurmuş geceyle bakmak lazım. Ha, ben bunu Arapça gece olarak düşündüm ama gerçekte o mudur? Başka bir kelime olabilir mi? Onu da bilmiyorum. Bunu bir düşünün. Cevap bulanlar bize dönsün. Evet, leyl kelimesini unutmazsınız artık değil mi? Unutan ne yapacak? İnşallah unutmayız. Unutan ne yapacak? Leylim ley diye çalacak. Evet, se'ele sordu arkadaşlar. Önemli bir fiil. Kesinlikle öğrenmeniz gerekiyor. Se'ele sormak, bir anlamı da istemek. Bakın anlamı istemek de var. Erade gibi, ehabbe gibi, faddale gibi. İkinci anlamı da istemek, dilenmek. Evet, bir de tabiratü ders var. Kem umruke derken yaşı soruyoruz arkadaşlar. Evet, ömür, hayat demek. Senin hayatın ne? Birebir çevirirsek böyle garip bir mana çıkıyor ama yaşın ne? Mâ tarihu miladi. Evet, milat. Milattan önce, milattan sonra. Niye milat demişiz ona? Hazreti İsa'nın doğumu. Heh, milat arkadaşlar doğum demek. Oradan hatırlayın. Doğum tarihi. Sorarken bunu kullanıyoruz. Doğum tarihi. Et şatuyul bahır ise deniz, sahili anlamında kullanıyoruz. Evet, mevsimlere geçmeden önce mevsimlerle ilgili bazı dinletilerimiz var. Hocam ben açmadan önce bir şey söyleyebilir miyim? Söyle. Leylimliği araştırdım da dediğiniz gibi gece anlamı katıyormuş. Ne yazıyor mesela? Ne Leylimli Arapçadan gelen bir kelimedir. Sanatçı da o yüzden yer edinmiştir diyor. Evet. Leyl yatılı olarak düşünmüş aslında. He, hep orada yatıyor ya gece gündüz. Evet. Gece gibi oluyor düşündüğümüz gibi. Güzel, sağ olasın. Evet, bu bir aynı zamanda bak kültürdür. Yani Arapçadan böyle kültürel boyutunuzu da ilerletebiliyorsunuz. Sadece leyl kelimesinin gece olduğunu bilmek var. Bir de leyl kelimesindeki kültürel boyutu. Yani bu vesileyle Sinop cezaevinde yatan Sabahattin Ali'yi, Sabahattin Ali'nin yazdığı şiirden ortaya çıkan Leylimle'yi seslendiren bir sürü şarkıcıyı bilmek ne denir? Toplumda sizi söz sahibi yapar, kültürlü yapar. Yani bu tarz ilişkileri de kurun yani. Sadece işi dil öğrenme boyutundan çıkarın, kültürel boyutuna getirin. Hatta şey bile kullanılıyor. Şaribu leyli ve nehar tabiri kullanılıyor. Hatta bir ara Erdoğan konuşmasında öyle bir ifade kullanmıştı. Gazetelere manşet olmuştu. Yani ayyaş demek. Gece gündüz içiyor. Şaribu leyli ve nehar. Gece gündüz içen. Yani bunlar sizin kültürel boyutunuzu da arttırır. Şimdi mevsimlere geçmeden önce birkaç tane mevsimlerle ilgili dinletimiz var. Bakalım. Şöyle kulağımızda yer edinsin. Evet, dört mevsim. Erba.
Evet, ne oluyor kış mevsiminde? Empar, matarın çoğulu. Yağmur yağar. Et ezhar, zehranın çoğulu. Çiçekler açar. Evet, sayfta nedir arkadaşlar? Hava sıcaktır. Sayfiye diye kelime duydunuz mu? Sayfiye. Bakın Türkçemize geçmiş. Yazlık asker. Ev, yazlık yer. Alın size bir kültürel boyut daha. Sayfiye. Yaz mevsimiyle ilgili. Aynı zamanda sayfiye nispet yağısı gelmiş. Bakın. Sayfiyün, sayfiye. Nispet yağısında ne yapabilirsiniz? Bu vesileyle tekrar edebilirsiniz. Çiçeklere veda. Evet, biri buydu. Mevsimlerle ilgili. Zekeriya. Faslu şita müstaid. اليوم سوف نتعلم الفصول الأربعة باللغة العربية. هل أنت مستعد؟ هيا نبدأ. فصل الشتاء. فصل الشتاء. فصل الشتاء هو أشد الفصول برداً. Evet, برد, soğukluk, en soğuk mevsim. حيث تتساقط الأمطار والثلوج. Evet, 10 dakikamız kalmış. Şöyle hızlıca. وتهب الرياح الباردة. في هذا الفصل تهاجر الطيور من بلد إلى بلد. Evet, kuşların göç etmesinden bahsediyor. بعيدا عن قسوة الشتاء. Neyden? Soğuktan. فصل الربيع. فصل الربيع. فصل الربيع هو الفصل الذي تتفتح فيه الأزهار Evet, çiçek açması. ويعتدل الجو بين الحرارة والبرودة. Evet, sıcakla soğuk arasında bir aralık. وهو أيضا فصل الجمال. Evet, güzellik mevsimi. بحيث تكثر الأشجار والأزهار çiçekler, والمناظر ağaçlar, الخلابة. فصل الصيف. فصل الصيف. فصل الصيف هو أشد الفصول حرارة. Evet, bu da en sıcak mevsim. تكون فيه إجازة المدارس. Evet, okullar tatil. فيذهب الناس إلى المدن الساحلية والشواطئ هروبا من شدة الحر. Evet, sıcaktan kaçmak için insanlar sahillere akın eder. وكذلك للسباحة والتشمس. Evet, güneşlenmek, yüzmek için. فصل الخريف. فصل الخريف. فصل الخريف يأتي بعد فصل الصيف وقبل فصل الشتاء وفي هذه الفترة يتساوى الليل والنهار. Evet, gece gündüz eşit olur. وتتساقط أوراق الشجر. Evet, sakat, düşer yapraklar. العب معنا الآن ما اسم الفصل؟ يلا بقلم شوية. أنا في أوروبا. أنا جويف. الخريف. الشتاء. الربيع. نحن الفصول. أنا جوي جدا حار. فيني تنضج. Evet. Meyveler olgunlaşırmış. من أكون. من أكون. نعم أنا صيف فيني تسقط الأوراق
Evet, yaprak düşer. Evet, rüzgarlar şiddetlenir. Men ekun. Ben kimim? Men ekun. El harif. Naam, el harif. Fini tebrudul. Evet, hava soğur. Evet, kar kaplar her yeri. Men ekun. Men ekun. El şita. Naam, el şita. Fini tebtehizul. Evet, hayat güzelleşir. Çiçekler açar. Men ekun. Men ekun. Arrabi'a. Naam, ana arrabi'a. Nahnu alfusul. Buna bakalım. Temurrul eyyam. Evet, günler geçer. Temurrul eyyam. Şuhur, şehrun şuhur. Aylar geçer. Temurrul fusul. Evet, ve neler geçer? Mevsimler. Faslun fusul. Ve mutluluk geçer. Evet, soğukluk hissederiz. Sonra sıcaklık hissederiz. Dif. Evet, sıcak ve soğuk hissederiz. İşte bunlar dört mevsimin özelliğidir. Evet, ne yapar? Levvene, levn. Haklün tarlaları, bahçeleri renklendirir. Evet, gökyüzünü renklendirir. Evet, nehirleri, enhar renklendirir. Evet, uşk, ot demek. Otlar, yeşillikler çıkar, çiçekler açar. Evet, eşraka yüşrük, güneşin doğması. Evet, orada tepdesil dedi. Oraya evet, hayvanların yavruları doğar. Evet, kelebekler, nahil, arılar uyanır. Evet, şemsun saati, parlak bir güneş. Neyin üzerinde? Rimel, kumların üzerinde. Kaylule, öğle uykusu. Evet, gölgeler içerisinde öğle uykusu ne tatlıdır. Evet, soğuk bir içecek. Ve yanında müsellecet, dondurma. Evet, bahrun, deniz, utal, tatil ve yolculuk. Evet, asıl sayı, farahın ve keyif. Asıl sayı, farahın ve keyif. Arba'du fusul, tulawinul hubul, tulawinul sema. Evet, ağaçların rengi ne kadar tatlıdır. Evet, sarı olur, kahverengi olur. Kırmızı. Evet, yağmur, güzel bir yağmur. Rüzgarlar. Evet, artık güneş utanır. Fasıl harif. Fasıl
Yağmur veya kar. Don. Evet, parmakları acıtan soğuk. Evet, yün giyeriz bizi korusun diye soğuk. Başımızı elimizi örteriz. Evet arkadaşlar, şimdi süremiz dolmak üzere. Dönüşte inşallah metnimize, yani bu dinlediğimiz şarkılarda geçen kelimelerden oluşan, aynı mantıktan oluşan metnimize geçeceğiz. Şu an saat 11'i 8 geçiyor. 12 dakika ara, yani 11'i 20 geçe ikinci dersimizde 42 kişi var. 40 kişiyi en az görmek kaydıyla Allah'a emanet olun. Esselamu aleyküm.